Ha maşallah inşallah. Abo, olmadı bu. Allah'ıma. Bozuldu gali. Şahin bırak. Gel ustam gel. Geç. Bozdum dağıttım hepsini gel. Geç. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Nereye geldiniz? İzmir'in ilçesi Menderes'e geldiniz. Ergül yengelere. Bugün ne yapacağız? Orijinal afyon haşhaşlı katmeri. Afyon haşhaşlı yağlı bezmesi yapacağız arkadaşlar. Çiçeklerine. Bunlar canlı çiçek. Bu canlı çiçek. Harika. Şuna bak. Kocaman salonu var yengenin. Buraya getirme. Buraya getirme. Şey, oraya götüreceğiz Şahin. Hadi mi arkadaşım? Neyse. Tamam. Şurada dursun. Oda da Ceyran var. Oraya oraya. Ekmek evine. Yengenin salonuna girdik. Isıcacık. Un başta olmak üzere malzemeleri indirdik. Ergül yenge ne yapıyor bir bakalım. Huhu. Yengem ne yapıyorsun? Isıcacık. Hoş bulduk yengem. Hoş bulduk. İyiyim sen ne yapıyorsun? Şükür neler yapıyorsun? Neler gideriz yapıyorsun? Diye şey yaptım da. Tamam. 5 kilo da un getirsin mi Şahin? He? Getirsin alır geliriz onu sıkıntı. 10 kilo aldık ama az olur ya. Çayları hazırlamış. Pransa mı? Neler pransa yaptın yenge? Bunda, pransa. Dereotu, maydanoz. Börek yapıyor. Bunun içinde şey var. Dereotu var, maydanoz var. Pransa var. Bir de böğün böyle deneyeceğiz. Çoktan var böyle bilmiyoruz. Kabak getirdim ama onlar somuret Gaysen. He onları akşamdan bile rendelenmiş olsaydı. Onlar sen somuret yenge tamam. Ya. Kabaklı gerek yok. O yana geçelim. Geç bir gez evleri. Gezeyim bu ya. Yeni boyadık. Bitti. Boyamışın mis gibi ısıcacık. Doğalgaz yanıyor kütür kütür yanıyor, herhalde. Yanıyor. Hmm. Kapatmıyoruz hiç. Özlemişiz ya. Ben de dağdaki evden geliyorum. Temizlik yaptım. Valla işte böyle. O ısıcacık evin yenge. Bir haftadır bir aydır bile 20 gündür o temizlikle uğraşıyoruz. Daha ustalar hatta bitirmedi. Şey şoradan boyalardı. Hmm. Bacalar kusmuş. Dışarı vermiş kuruma hepten. Ha. Buralar da ettim badana. Etti. Seriyor. Yeşil diye boyası değiştirdik. Değiştirmişsin tertemiz olmuş. Gel yenge gidem gay. Gel bahçeye gidem. Kim kavun yetiştirdi? Sen mi sattın kavun? Kavun yetiştirdi, sattı diyor da. Mehmet abim. Şey diyor, Faruk diyor. Faruk da kavun yetiştirdi, sattı da onu anlatıveriyor. Sizin köylü mü Faruk? Hayır şeyliydi. O da tek elde çalışıyordu ya. Ha, biliyorsun. Biliyorsun Faruk'u ben biliyorum. Arabalar oturuyor da ya. Biliyorsun. Hmm, baya bir tamir etmişsiniz. Ettik her yerin tamiri bitti. Bura ne ektin sen yenge? Bura roka. Ektim o otun içinde kalmış olmaz. Yenge hoş geldiniz Orhan. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ay Mehmet abim hazırlık yapıyor. Vallahi iyiyiz ne yapalım yenge. Allah iyilik versin. Vallahi işte biz de uğraşıyoruz. Odun. Hiç değişen bir şey yok. Şimdi işler başladı. Bir daha alalım. Size daha iyiyim. Bayağı zayıflamış ama evet. Çok zayıflamış. Evet. Mehmet get halıyı seren bakalım. Kim o? Akbar. Halıyı sen uğraşan mı? Burak bir ser yok. Sağır kağır halıyı seren ya. Bunu dayanatım ya değil mi? Bir daha var yazalım. Mehmet abi sizi gömeyeli bayağı bir olduk biz ya. 4,5 sene geçti herhalde. 4 sene yoldu herhalde. Ya. Hatta ne dedim biliyor musun Ülker? Ha yenge. Ben aradığım gün bir de günahıma da girdin. Helal et. Bu karıyı dedim hep ben arayıyorum dedim. Bir kere arayıp da yenge ne ediyorsun demiyor dedim. Aradım seni. Arayıyorsun dedim. Açmıyor telefon bundaki aramıyor. Yenge biz mağduriyet bölgesinde yaşıyoruz. Yengem biz köyde olduğumuz için. Ya köyde uğraşıyorum yani. Dedim bir daha bütün, aramayacağım dedim. Bütün. Ama Manisa'ya var uğraşılmıyor bu arada ya. Bizim köyde telefon çekmiyor yengecim çekmiyor. Çekmiyor. Sen uğraştığın zaman ben daha değmişimdir mutlaka uğraşıyorsun. Ben daha da ulaşıyorsun. Ah benim yengem. Öyle bir dertliyim ki. Şey dağa çıkacağım da konuşacağım.
Ben seni bir kere dağa çıktım, aradım bir kere. O zaman da ha, telefonun kapalıydı. Görüşmedik. Görüşmedik. He. Şu anda daha doğru gidiyorsun dedin ya. Aynen yengem, aynen. Ne kadar gidiyorsun biliyor musun? Tek el kadar gidiyorum. Nereye gidin de oradan alıp demedik ya. Gittiniz kaçtınız. Niye bile kaçtınız burada? Bizden kaçtınız. Ana sizin aldığınız yer güzel ya. Ya köyümüz. Köyümüz yenge. Biz uzayda yaşıyoruz, uzayda. Ya burada uzay daha iyi. Sakın şunu çekin uğraşalım. Sakın darılma yenge, tamam mı? Ben sen galibim desin. Tamam. Bana da mı? Tamam. Eski dostlar özleniyor ya. Eski dostlar özleniyor. Şeyi gördüm, dün ya, Coşkun sevişti var ben. Kimidi o? Coşkun, Coşkun. Kimidi? Otur yenge. Ben hamuru yoğurayım. Evet. Hemen hamuru yoğurayım. Mehmet, gel bakalım. Gönül dostlarım bir maşallah yazıverin gali. Hamur yoğurmak benim işim. Hamuru kulak memesi kıvamında özlü bir şekilde güzelce yoğuracağım. Yoğurduktan sonra parçalara ayırıp bezeler yapacağız. Bezeleri yaptıktan sonra şöyle güzel mi güzel... Ergül yengenin marifetli ellerinden haşhaşlı katmer, haşhaşlı yağlı katmer... Ondan sonra otlu gözleme, diğer diğer çeşit çeşit hamur işlerini yapacağız. Ye ye vereceğiz gali. Gelin arkadaşlar birlikte öğrenelim. Büyüklerimizin tecrübelerinden yararlanalım. Yenge hamur işlerinde çok marifetli. Gerçekten ben de bugün bilmediklerimi öğreneceğim. Mesela neyi öğreneceğim arkadaşlar? Afyon hakiki orijinal haşhaşlı katmerini ve yağlı katmerini öğreneceğiz. İnşallah böyle sıkılmadan izleyebileceğiniz güzel bir vlog olacak. Öyle ümit ediyorum. Videoma beğeni atmayı unutmayın. Muhabbetle yapacağız hamur işini arkadaşlar. Muhabbet yapmasa, gırgır şamata olmasa bitmez. Bu kadar hamur çok yani. Hanım bunu sallamayın mı? Aşağı üstleniyor ya. Sallama Mehmet. İş vuracak çağ odun yok ama neden çıkıyor bu iş? Ben onu anlamadım. Orada ne var ki? Hani işte, çıralı bir şey vardı. Çıralı bulmadım da. Çıralı. Erikten çıkmaz. O yöne döndür, o yöne döndür. Yanışı o yöne döndür. Tamam, hangi ağaçtan çok is çıkar yenge? Çamdan. Çarıdan. Şey, çıradan. Çamdan çıkar. Çamdan işte çıralı oluyor ya. Erik ağacından çıkmaz, zeytinden çıkmaz. Zeytinden de çıkmaz yenge is. Bağdan çıkmaz. Mehmet abi çay çekelim sen. Benim çayım var şimdi. Onun çayı var. İlk kez seninmiş bu. Ha canım. Cidden mi söylüyorsun? Semira'nın ki neydi? Ona koyu verdim. Semira'cığımı. Oh tavşan kanı çayımız. Bahçede neler yetiştirdin ay yenge? Ay yazın domates, biber, mısır yetiştirdim ben. Çatarı patlam, mısır. Kara mısır mı? Kara mısır mı? Kara değil de patlak kurt mısır. Benim köyde şimdi şiş tafıyor, nazıstan atar. Kere, roka, serdiba. Güver bir kere kudurmuştur bahçede. Geleceğiz Allah'ın izniyle yazın. Yani. Bu sene bekliyorum bak. Geleceğiz. Için, İnşallah ya. Yani. Tamam mı? Tamam yenge merak bak, etme. Ben de sizi tehdit edeyim. Hemen şu bezeleri bana bir atın hepsini toplandı. Davran çabuk ol biraz hızla. Şey az kaldı gay yenge. Az kaldı. Bitti sayılır gay Allah'ın izniyle ya. Bitti gay. Ne olacak? Et ekmek ettim. Sen et var. İlker bana şu otu bana bir versen kuran. Tamam yenge. İçindekini çıkarıyorum şunu bu yağ herhalde. Bunu... Üstüne et de çıkartıyorum. Yeterli değil mi bu çökelek yenge? Ha bakalım. Otlu gözlemeye geçtik Şahin. Otlu gözlemeye geçtik. Toz biber getirmedin mi Mehmet? Hadi ümbürü. Alın gelin ben yenge. Sen bulamazsın abi. Bulurum ben yenge. Mutfakta değil mi? Mutfakta da tahta dolabının içinde bidonların içinde de. Bulamayız ki bizi. Kepçe kaşık gelecek. Süzgü kepçelerden. Düz. Evet abi ben çevirim onu. Evet evet. O, zaten ben açacağım gelir o. Öyle mi? He. Yağı getirdim. Bir bakayım. Ben çeviriyorum Mehmet abi. Yenge. Yengeciğim. Tamam. Al getirdim. Kat.
yağlı bezme yaparız dedim. Ottan haberim yoktu. Geldi. Toz biberle kekli kaşıklı adam var ya, onlardan getir. Tamam Mehmet abi, ben ayakkabıları giyeyim. Tuzunu çok atma yenge, sende tansiyon var mı? Tamam, daha olmam tansiyon. İşte o yüzden çok atma yengem. Şu küçük bezeleri ben hepsini birini bırakayım. Şunları, şunları vereyim yenge. Tabii meydana tamam. Çıksın bezeler. Çıksın, çıksın. Yenge olanı işte az kaldı. Ay şu adamın yakışıklılığına siz... bak. Öğretmen gibi giyin. Adama iyi bakıyorum da ondan. Çok iyi bakıyorum yenge. Çalış demiyorum. Niye çalışmadın demiyorum. Canı uyuyor uyuyor. Canı ne zaman uykusu kanarsa vücutu kalktıysa o zaman kalkar. Bir şey demiyorum. Biz başımda duruversin yenge. Biz yeter. Valla demelki gibi zorlamıyoruz kendimizi. Olduğu kadar diyoruz. Geçiyoruz. Tamam. Maşallah. Hadi Semra gözün ayrı bitiyor. 6 tane kaldı. Semra bitiyor bacım. Küçük yok değil mi başka orada? Yok, yok. Bu mı çay neyce ilbi o hurlara örtülerim. Şuna bir bakın bezin altına yok, bir üstüne. Yok. Kalırsa da sonradan bir şeyler ediveriz. Demek ki ettiğimiz küçük ekmeklerden bile yiyeceğiz mi? Aa. Yok yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz yenge. Yok yemeyeceğiz. Ha, bu kadar yukamız oldu. Demin onlar şimdi bayılıyor. Otlu gözlemeye geçtik evet. Galiba. Evet. Şahin sen mi çevireceksin? Evet Ülker'im. Şunu nasıl edeceksin? Şurayı bir süpür bu ya. Ay gömlek çok güzelmiş. Ben güzel gömleği giydi. Özel geliyoruz ya buraya. Nereye gel? 40 sene sonra arkadaşımızı göreceğiz ya. Bir koydu biz siz buraya şeye gidince Kütahya'dan hiç gelmez oldunuz ha. Yenge sanki siz Denizli'den çok geldiniz. Şey diyeceğim biz buraya Şahin'den geldik. Niye geldiydik Şahin? Yenge gelmiş diye geldik biz ona. Bak sen gitmişsin acil. Biz de buraya bir şeye geldiydik. Bir şey getirdik sana. Sana bir şey neydi bilmiyorum. Tohum getirdik. Tohum değil. Ya fişne olacaktı böyle bir şeydi. Yok ya fişne değildi de kiraz da değildi. Bir şeydi neydi bilmiyorum. Ama iyi bir şeydi yani onu eminim. Yenge bizim bir zorumuza gitti, bir gücümüze gitti. Anladamam boş. Böyle benim gözlem doldu. Şahin dedi ne oldu? Apalyon Şahin. Apalyon kirazıydı Ülker'e. Ha ben de apalyon. Dedim Şahin ne oldu biliyor musun dedim. Hani bir abla gibi sevdiğim insan evde şimdi olsa Ülker geçive çay içem. Ülker geçive hu nedem derdi derekten bir gözlem dolu verdi benim. Üzüldüm yani. Çevir bakalım Şahin abi. Bir daha. Hop. Ha çok çevirdin Şahin. Çok çevirdin. Olacak olacak. Bu ilk deneme. Ondan sonra güzel olur. İlk denemede böyle bir hata olabilir yani. Değil mi yenge? Evet. Şimdi salla bakalım. Şöyle şimdi bak şimdi yapar mı? Çevirme gay salla. Sallanacak mı? Ha. Tamam şöyle. Hafif hafif ama. Bak hafif hafif. Hafif hafif. Kabahat. Orası şişti mi öte kıyını çevireceksin. Şöyle. Ha. Öyle döndüreceksin. Öğrendi ya ediyorsun. Sen ha bir tane ekmeğini yiyeceksen mağaramı getireceğim pişirmeye. Sen sen de ekmeğini kendi pişiriyorsun. Şimdi bak öyle çevireceğiz cancağızım. Bak bırak. Şöyle o şeyle öyle çevireceksin. Bak. Önce kıyıları kabaracak sonra hursuna da akşişi şimdi. Tak. Ha yavaş. Şöyle. Hayır çevirmeyeceksin. Evet. Şurada akıp öyle asılacaksın ki şişecek şöyle. Ortası da ha. Evet. Asıl tamam. aşağı do. Tamam. Şişsin. Bekle. Şişiyor. Şişsin. At şimdi yanmasın. Ha. Şimdi evet. Şöyle şursunu sallayacaksın. Salla. Anladım. İşi çözmeye başladım. Böyle önce etrafları kabaracak ki şey olacak hani gök gök olmayacak. Bak şu kıyı kabaramadı mesela ha. Bak. Tamam. Mehmet abi yetiş. Hadi bakalım. Hadi. Oldu mu? Açık da. Burayı salla. 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 Anacığım rahmetli ekmeğin başına geçtik mi? Hep o pişirildi. Salla vurdu bana. Tamam ekmeği yetiştiremedik mi? Oldu alga. Alga yeter. Ekmeği yetiştiremedik mi şey derdi bize. Sen gari derdi acık acele edin derdi. İki kişi ekmek ediyor sacı mahalle geziyor derdi. Mehmet abi bir tane çevireyim dedim her tarafı yere düştü. Mehmet abi koş. Koş. Beceremedik koş. Tamam geldi. Çevir. Allah'ıma.
gitti. Çağırsan bırak. Gel ustam gel. Geç. Bozdum dağıttım hepsini gel. Geç. Öyle alıp da öyle diyemedi. Bak şöyle alıp yavaşça koyacağız. Yaparız işte. Haber olsa yaparım. Değil mi Mehmet abi? Evet. Herkesin bir yaptığı iş var. Tabii tabii. Neyse o gitti galiba Mehmet abi. O... Gitmedi yeriz ya. Yeriz. Neye gitti? Yeriz şimdi çayına. Evet tamam. Yeriz. Bir şey yok ama ekmeği atılırmış aynı tertemiz. Kopsun varsın yeriz. Yenge yeter gay hamur kalmadı kız. Yenge börek yap gay bitti gay ki hamur kalmadı. Otluyu otledim gay yenge yeter gay gözümü seveyim değil mi? Çaydan da diyorum ben çay altı. Gel gel gel. Gel gel gel. Hı hı. Yavaş. 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 Pul biberi. Toz biber bile ettin böyle. Benim bacım biberi bunlar. Bu tatlıdır bu. Çok acı da değil, çok tatlı da değil. Gibi gitsene. Yok yok değil. Neden çektin bunu sen? Değirmene götürüyorum ben onları. Buradaki değirmene. Buraya da götürüyorum. Köyde Denizli'de götürüyorum. Memlekette götürüyorum onları ben değirmene. Yenge bir de senin domates baharatın oluyor değil evet. mi? Domates kurusunu evet. çektiriyorum. Bunu da şeyle bir karıştırıp yiyoruz işte bunu. Domatesle. Domatesle mi karıştırıyorum? Domatesle biber karıştırıyorum. Hiç yağ almıyorum. Hepsini kurutun. Bütün bunu kullanıyorum ben. Badara, şeyin badara domatesle almıyor. Şimdi domatesle biberi az tatlı biberi, az acı biber karıştırdım. Domates kurusuna bir çektim. Onun içine ceviz, badem çektim şeyde rabotta. İçine nane kattım. Ondan sonra kimyon, karabiber kattım. Şey kattım, bir de kekik kattım. Kahvaltıda sabahleyin ekmeğiyle yiyoruz onu. Şey zeytinyağında mı ıslatıyorsun onu? Ben ıslatmıyorum, kuru kuruyor. Zeytinyağıyla ıslatsan da onu da ben ıslatmıyorum. Duyuyorsun değil mi Şahin bak? Evet. Yengenin dediğini. Tamam da kahvaltıda nasıl yiyorsun onu anlamadım. Bayağı ekmeğin arasına yukka yediyoruz ya. Ha. Yumurtanın üstüne bile ekip ekip. Ha yumurtaya ekiyorsun. Zeytine dekili. Ekili zeytine dekili. Hiç var mı karışık şu an? İçeride var burada yok. Bir tadına bakalım yengede. Seneye ben de inşallah. Senin ettiğin gibi edin. Senin ettiğin yarısı ne demem ben de. Yine de denerim. Güzel oluyor ya. Şahin, pırasalı bideye geçtik gözlemeye. Heh. Bak bunun içinde dereotu var, maydanoz var. Heh. Bundan sonra pransa var. Azıcık da içine 5-6 yaprak marul doğradım. Tamam. Lezzet olsun diye. Ne var dedin yenge sen onun içinde? Dereotu, maydanoz, pransa, bir de 4-5 yaprak da marul doğradım lezzetli için. Tamam süper. Dün ıspanaklar vardı, onları ettik gittik. Hadi dedim bende değişiklik olsun çayına. Yiyeceksin çayla. Marul ne etti biliyor musun Şahin? Lezzet veriyormuş. Lezzet versin diye. Bilme mi? Ekmekçi. Evet sen sade altını yap. Ekmek attırıcı da bana bir. Ona pişirtmem ben kendim pişiririm. Ha. Neden? O deli hep de şimdi. Bak Mehmet abi de otluyu çeviremiyormuş. Allah Allah. Bak herkesin bir bildiği iş varmış. Görüyor musun yenge? Otluyu yaptırmam ben ona. Kendim yaparım. Odun doldur içine Mehmet. Benim kamera olsaydı ben çok güzel yapardım ya. Şahin'cim sen neye attıramıyorsun biliyor musun? Şov yapacağım diye. Yok ben hani şov yapayım diye böyle ediyor ya hani şov. Hop edecektin. Yok hiç alakası yok. Darılma tamam mı? Yok canım ne darılacak? Darılacak bir şey yok. Şov. Beceremediğim işi neyin darılacak? Hayır şov demek güzel bir şey demek yani hani. Şov göster demek. Ha gösteri demek evet. İngilizcesi göster demek. Ha gösteri yapacaktım Mehmet abi yok, onu da yırtıldı. Yok şöyle bir gösterim niyetim yok yani. Olabilir. Şimdi bunu yengem çevirtmiyor. Hakikat yenge beni de komşum çevirtirdi hep deldim. Evet. Sonra kaç 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 dedi. Ben çevireyim demişti. Biz kendimize kadar canımız çekti mi ediyoruz da hani sizin gibi profesyonel açamıyoruz. Tam buğday ekmeği unu oluyordu. Sen seyredeydin bu ekmeği bir. Hmm.
Açılmıyor, açılmıyor ne kadar olsa. Bir daha yetme geçti oldu mu? Bir arta. Buyurun. Bir hafta 10 gün önceden DM'lardan araştır buğday unu. Yuka yapacaksın de buğday unu. Yukalık. Bir hafta 10 gün önceden almak lazım işeyi. Alacaksın ki hazır olacak. İşte böyle aradım ve şansına gittim yok. O gün ben aldım geldim dedim ya demedim öldüm öldüm şöyle öldüm. Vallahi billahi kollarım bile kalk. Ömrümde ben böyle ekmek etmediydim daha. Ondan dedim ben buğday unu. Bir daha öyle etçi oldunuz mu bak buğday unu alın. Gidin Geyman'dan al bir çuval un koy. Nasıl olsa yiyoruz bunu. Yiyoruz yenge. Geç. Tamam yenge çok iyi söyledim valla. Şahin buğday unu diyeceğimiz. Tamam. Buğday unu. Adam biliyor zaten de şu an yok dedi zaten. Yuka yapacağız deyip. Yukalık. O gün aldım ya. Oradan aldım. Adam biliyor zaten. Semra sen kömürcüden aldın. Bahadır'dan aldın. Ben... Bahadır'ı bahsetmiyorum. Bahadır'ın verdiği un biliyorsun işte ettiğimiz ekmek. De, bir de yenge değirmen var şurada. Caminin. İşte karşısında. Caminin karşısından de oradan değil. Yok dedi şu an yok dedi. Yani. Ha, cami işte dedim ya ben size evet. Aşağıya inin. Değirmen var dedim ya. Evet. Caminin karşısında oradan alıyoruz. Evet. Sen dedin az yukarıda Semra. Sen onun dediği yukarıda. Bahadır'ın oradan diyor bu. Senin dediğin kömür satıyor ya. İşte oradan aldım. Bu da. Ben de oradan. Bu çuval oradan aldım işte değil mi? Bak bir pastası böreği oluyor da öyle güzel oluyor. Ekmeği bazlama satıyor. Keşke böyle zamanımız olsaydı da bari. Bura bazlama mı oluyor? Et darından bir tepsi şey. Bazlama eseydi. Nasıl bir şey oluyor yenge? Saçta. Sen bazlamacı bilmiyor musun? Ha yuvarlak olan. Ha yuvarlak. Bazlama esas adı. Ocelenden eğer bu nasıl bir şey? Ya adem geç olmaz kaldı. Şimdi ha. Geç o hamuru mayalayacak. Hamuru değil 2 saat önce mayalayacak. Hayır o mayalı. Bir daha edeceğimiz zaman. Dereköy'e gittim. Ne Dereköy'e bir daha yapacağımızda yaparız. Yengenin yeri müsait. Çevirmeyeceğim hemen. Belleme sana. Yağmur da yağsa burada olur. Olur. Kapalı güzel. Şu an çayına çayını içmeye, ekmek bile etmesen bile. Tabii. Özel çay demleyeceğim. Kopacak. Daha tabii. Şeyin altında. Çay termosunda. Hamur da yaparız. Hamuru ben evde mayalayıp gelsem olur mu? Olur. Niye olmasın? Tamam. Cıvık yoğurmayacak. Sarcıda edeceğiz ama. Yenge. Fazla cıvık yoğurmayacak. Atacak. Bazmaçlık hamurunu iyi yoğururun. Ekmeklik gibi. Aynen. Aynı somun ekmeğinde. Aynen öyle oluyor işte. Aynen öyle. Saç çalan Mehmet abi. Bir bazlaması oluyor tabii öyle. Keke denedim ama malzemesini denedim. Nasıl? Yuka tamam koyun. Tamam bitti yukayı kaldırabilirsiniz. Yukanın işi bitti. Yukanın işi bitti gali. Allah'a ısladın Necim Efendi. Kur'an salotu. Yanıyor gibi yenge. Yanmaz yanmaz hiç korkmaz. Kızarsın iyice. He yanmıyor maşallah. Açık olsun. Tamam. Ortaya al da ona. Yuka ekmeklerimiz oldu. Mehmet abim özenle bözenle artık sarı bir şey. Ortaya sorpa bezine saracağız. Evet. Zini getirmedin mi altına? Getirdik. Küçük gelecek baktım da. Olur olur. Ama küçük, küçük. Bakalım. Küçük. Olmaz o kral. Çok küçüğümüş. Sofra zinesi getireceğimişiz. O da arabaya sığmaz. Vardı orada keşke. Sen kızın zineyi getirmedin değil mi? Sen getirmedin. O saat mi? Böyle götürürüz ben, ya. Böyle götürürüz. Ya. Şey arabanın ben. Bakacı müsait değil mi? Müsait. Koyacağız. Hı? Tutacağım ben onu. Güzelce. Tamam. Tamam. Müsait, müsait. Müsait ya. Tamam. Çayınızdan, hayırlı günlerde iyi, tamam mı? Allah razı olsun abi, elinize, kolunuza sağlık. Tamam. Şimdi ya. Mehmet abiyle yenge birbirini sevmiş, kaçmışlar, gelin olmamış yengem. O yüzden değil mi yengem? Yedemin yenge kız? Yedem. Yenge bak, fotoğraf kamerayı dış çekim ben hallederim. Tamam. Orkestra için arkadaşları buluruz. Tamam. Tamam mı? Geride ne kalıyor? Bir gelinlik. Onu da çıkalım. Gölen şaşırsın, düğün ediyor diye. Şahin, evet. Şurada yeşil sofra bezi olacaktı da bak. Şurada. Aha aha bak elimin tamam. Ucunda. Şurada hemen canım. Adam bir şeyden bir iş çıkıyor ama neden çıkıyor bunu ben anlamadım. Yenge sana mı verin Mehmet abi? Mehmet abi yenge de o kağıdın üstüne senin. Buyur Mehmet abi.
Sana atıyorum Mehmet abi. Mehmet oraya atın bitmeleri. Bizde kimi yerde burada börek geçiyor. Bizde bitme geçer. Çayı geliştiler. Biz buna otlu bezme deriz. Sizde otlu bükme. Otlu bükme. Aynen. Bükmelerimiz oldu. Hadi bakalım maşallah. Oldu. Tereyağı sürmek isteyen varsa üstüne sürebilir. Yok yenge biz sürmeyiz. Siz bilirsiniz. Evde sürerlerse çocuklar ısıdı verir sürerler. Tamam. Ben sevmiyorum biz yemiyoruz tereyağını. Aynen tereyağı iyi olur. İyi olur, sağlıklı ama yemiyorum işte. Çocuk kanı çok yedik de. Mesela yiyin diyor yani. Evet, evet, tereyağı yiyin diyorlar. Evet. Çocuk kanı çok yedik ya Şahin, bıktık. Oymuşuz çocukken de. Otlu bükme. Maşallah bizim çocuklar, hanım, hava, damat yiyor. Maşallah onlara. Selam olsun Hava'yla, Yahya'ya, kızlara, biz hepsine. Biz böyle ekmek ettik mi? Çocuklara sadesini yapıyorum böyle üstüne yağlı bezlerimi derim üstüne süreriz derim. Otlu yemiyor bizim torunlar. Otlu ufak yok yer. Ufak az yiyor. O da peynirsiz yer. Yağlı olan şeye siz bezdirme mi diyorsunuz yenge? He. Ha tamam biz de yağlı bezdirmeydi verecek. He. Şimdi yenge yağlı bezdirmeye geçtik gari. Geçeceğiz birazdan. Bezdirme mi? Bezdirme diyor onlar. Biz bezme deriz. Kimi yerde de otlu gözleme, yağlı gözleme. Büyük büyük koduklarına biz de katmer derme. Tamam işte öğreteceğiz. Onu açarız içine yağ koyarız. Tekrar kıvırırız bir daha açarız. Üstünde saçta yağlarız. Tamam bir, aynısını edeceksin işte. Bir de bunu haşhaşlı yaparlar. Haşhaşı katarız içine. Haşhaşlı yaparlar böyle. Ondan sonra boklavanı açarlar. Buraya atarlar. Haşhaşlı yersin yani. O haşhaşlı güzel olur. Emme haşhaş almadık. Bileydik alırdık. Bağ bizim getirdim ben anada. Kaklen aldı onu. Bir de kaşık getir, derin tabak getir. Şey, şeyin altında şey. Şey çok hoşuma gidiyor. Kaptan aldı. Ya şey. Lavabonun altında yenge, şu tak otoritersin ya vallahi billahi ya. Kaptan aldı. Hükümet gibi kadın ya. Valla devlet kadını gibi kadın. Valla biz konusundan konuşmamız öyle gittiği için var ya. Kaptan İnsan yenge kendini değiştiremiyor. Bak doğrusu. Yenge çok diktatör demeyeyim de. Deli kadın. Çok baba. Yani çok ne dediler ona? Hanıma. Anladın mı? Hanıma. Ve böyle nasıl desem sana, hem işini beceriyor, hem yaptırtıyor, hem işini yapıyor. Evet. Yani ikisi bir arada, üçü bir arada. Katmen abi. Vallahi çok güzel. Köyde pekmez kaynattım. Geçen gün buraya bizim arkadaşlar buraya gelmiş. Üzümü kendim kuruttum köyde. Hı. Andırdım, kuruttum. Cennet elmalarını kendim kuruttum. Misafirler gelmiş. Bizde de kodum sofra dedim. Hadi bakalım afiyet olsun dedim. Bunlar hep benim bahçeden. Şaşırdılar. Kız yenge biz bunu kurutamıyoruz. Sen nasıl kuruttun? Niye kurutamıyor? Kurumuyor bizimki. Ne hep bozuldu bilmem ne oldu. Burada ben bir ağaç cennet elmasını kuruttum. Sen çoraba dizmiştin gördüm ben. O zaman cizdim. Bu sene çorapta değildi. Sırf ipe cizdim. Bir ağacı komple 3 günde bitirdik cizdim. Bandırıyor mu? Bandırmıyorum. Bir hemen kabuğunu soyuyor. Kabuğunu soyduğum gibi baleyi askıya takıyor. Keserken çöpü kesiyoruz dalından. Hmm. Çöpünle kestiriyorsun ağabeyine. O şekilde soyuyoruz, kurutuyoruz. Saplı kesiyorlarmış evet, böyle saplı bağlamak için. Tabii. Bir poşet havaya yolladım şeye, Denizli'ye. Ondan sonra Ramazan güne verdim bir poşet. Bir poşet de Emine'ye verdim. Bir poşet de kendim dolaba koydum. Çayın yanında, şeyin yanında onları yiyoruz, kullanıyoruz. Afiyet olsun yengem. Ebe yemek yapıyorum. Hı. Alın teri. Bademler kendimizin bahçemizden. Badem kendi ağacımızdan. Afyon'un peynirli bükmesini çekiyorum şimdi Şahin. Çek bakalım. Aha, çekiyorum bakalım. Yukayı kocaman açıyor yenge. Ondan sonra ne yapıyor bakalım. Kerem'in vlog çekimi. Aynen. Yağa gitmediniz daha değil mi? Yağ almaya. Gitmedik yenge. Alam diyoruz fırsat olursa bir gün ya. Kaç tane veriyorlar yağa? Valla ben en son duyduğumda 80 dediler ama bilmiyorum. He. 80 liraymış. Yalnız köy yerlerinde verenle kendi yağı 90-100 gidiyormuş abi. O zaman Hüseyin Uysal gelin ben haber ediverince gidiyordunuz o yağa. Gidememişiz. Çok güzel yağları vardı onun. Gitmedi Şahin oraya ya. Ha, aramamış. Gitmedim. Şey gittim. Fabrikaya geldim. O zaman 70'leriydi fabrikada. O zaman fabrikada 70'imiş. Bizim gittiğimiz zaman 60'a verdi onlar. Geçen sene mi yağı?
bu sene yine 200 kilo mu ne yağları gelmiş satıyorumla. Aslında gitseniz de oradan alsanız daha iyi olur. Tam şey yağı da kaçtan veriyorlar bilmiyorum. Karışık değil kendi yağı. Ha bakarız. Fabrikada da burada karışık olmuyor ya. İyi oluyor değil mi burada da? Burada da yoruyor. Bilmiyorum. Kendiniz bilirsiniz. Tamam. Eğer şimdi öyle alma niyetiniz bile varsa telefon ederiz. Gider oradan alı geliriz. Yenge bu tam peynir mi çökelek mi? Çökelek, çökelek. Çökelek. Peynir de var içinde de bu çökeleğine karıştırdım ben bunu. Hmm. Bizim dükkanın peyniri bu. Ha sizin dükkanın. Ha Denizli'den havanın, havanın dükkanın peyniri. Ha iyi havanın dükkanının peyniri neden? Denizli'de nasip oldu. Görüyoruz Mehmet abi. Bereket yani, lezzet. He bereket lezzet. Dükkanın bereket adı. Lezzet. Bir öyle kapıyor bak Şahin. Al gülüm. Şey ayağı bozmuş onu da. Aç işte iyi kötü aç. Çökelekli peynirli gözlemeyi de öğrendik. Yengenin usulünden. Şahin. Şimdi de haşhaşlı yapacak herhalde. Yağlılar için önce. Heh, yağlıları yapacak. Şimdi yağlı bezdirme yapıyoruz. Yağlı bezdirme. Bakalım bizimki gibi mi oluyor diye bakıyorsun. Şunu al. Hani benim ayağım yaktın ya. Gördün mü Şahin? Biz böyle yapmayız. Bu daha kolaymış ve daha güzel. Hakikaten gerçekten. Hatta öyle yağın içine şey gibi ya. Kadayıf. Sarma kadayıf gibi. Yağını iyice bak içine yediriyor. Ha bu maşallah. Evet Şahin bir de onu böyle kıvırıyor bak. Bak afyonun afyonun katmeri haşhaşlısı evet. Hakiki afyon katmeri. Sen bükme de biliyor musun afyon bükmesi? İşte mercimekli. Biliyorsun da ayrı bir şey yaptığın gibi. Gat 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 oluyor. Evet. Hmm. Çok iyi oluyor. Mesela kıymayı soğanı hazırla. Heh. Gidip fırında kıymalı bir de ettireceksin. Getir burada saçta ya aynı bükme ettiğin gibi et. Kıymalı bükme. Otur ye. İçine bol soğan doğrasın. Mercimek. Baharat açın. Mercimekli yapıyorlar. Mercimeklinin içine güzel, bol soğan doğrasın. Mercimeği pişirirsin haşlarsın. Sen bıraktın günü beni. Ha o bekleyecek mi yenge? Bekleyecek o. İkimiz bir İlker Semra'ya beze vermek sen orada. Al Semra'cığım. Mehmet bunları kızartıp pişirebilirsin. Bunlar gelincekleri yok. Ya derinliyse yenge. Yapmadan pişir. Al. Afyonun yağlı bezmesini de böylelikle öğrenmiş oluyoruz. Yukayı iyice büyütüyor yenge. Güzelce büyütüyor. Çok farklı Şahin. Evet. Semra burada büyütüveriyor. Yenge oda daha da büyütüyor. Mehmet abi de pişiriyor. Ben de çay pişiriyorum. Evet. Senden de Allah razı olsun. Aynen hazır. Şöyle yağı sürüyor. Evet. Çayla atkiniz Zülker Hanım.
Ülker yengen süpürgeden indirdik mi ya? İndirdik. Tohum da içinde fasulye tohumu yenge tamam. Şeyde su şişesinde, kuru su şişesinde. Tamam. Ben sana büyük süpürge Hamış abla da vardı, veren dediydi. Son gün onları bulamadım evde. Ben sana bir daha geldim, büyük böyle büyük de getireyim. Benim bu sene yengem olmadı. Ben düğüne geldim ya, sulayamadım. Sulayamayınca böyle minik minik oldu ama dedim Dutago böyle bir elinden hafif sana göre hurlarda Dutago çabuk süpürüyor, bu hızlı süpürüyor. Bir daha işte öyle aklında olsun beni. Yine arabanız var, arabayla getirip götürüyorsunuz ya. Bizim getirip götüremiyoruz köyden bir şey araba olmadığına. Tabii. O yüzden buraları süpürmesi lazım için kullanıyorum. Ben buraları da kullanıyorum. Tamam yenge sana getireceğim ondan söz. Bir de tohum var bak o poşette biri ya süpürgenin. Al. Poşetin içinde ya. Onun içinde tohumlar var. Tamam. Onun içinde tohum var. Süpürgeyi birini poşete koydum. O süpürge ince telli süpürge tohumunu içine döktürdüm böyle. İyi. Onun içinde tohumu var. Onu süpürgesini çıkaracaksın ya. Evet. Üst üste birleştir onları hemen. Süpürgesini çıkardığında yenge tohumu poşette kalacaktır. Evet. Onu çıkıla köve götür. Köve götürendik. Hemen ek. İyi oluyor süpürgesiz olmuyor. Eskiden kırlara giderdik de bizim kır süpürgelerinden. Köyde süpürge çok uyuyor onu. Buradan götürmesen onu. Süpürgeyi götürmeyeceksin. Süpürgeyi ne edeceksin? Burada kullanacaksın süpürgeyi. Tohumunu göteceksin. Tohumunu. Çok güzel tohum oluyor. Yani tohumu vardır da o evimi de vardır. Sen ya buradan bir süpürge şey yoksa gelsen bir şey mi diyor? Varınca yollayın daha gel. Ben getirdim tohum. O sana milyon tohum çıkar. Bir süpürgesini şöyle poşetin içine o gün daha kurumamıştı bunlar. Hı. Bak yenge şöyle şöyle sallayıver. Böyle ovuşturur gibiydi ve dökülür lapır lapır. Sen de at. Aa, 3 tane daha var Semra. 3 tane kalmadı Semra. Hadi Semra. Erkin'den sonra 2 kaldı bir Semra. Şey gördüm ben. Ali Ekmekçi var hani ya. He biliyorum. Onu Bir tane kaldı yenge haşhaşı ayarlı istersen. Baba haşhaş. Tamam. Çok yapma da hani. Bir tane kaldı değil mi Semra? Yok artık abi. Afyon'un haşhaşlı katmer bu yenge. Bükme değil bu. Bu katmer. Bu katmer bunlar. Bükme. Bu benim ettiklerim katmer. Bükmele taştı o. Bükme otlu olan. Otlu olanla. Afyon katmeri. Haşhaşlı katmer. Mercimekten de yapsaz. Kıymadan da yapsaz. Bükme olacak öyle. O gibi. O gibi. Tabii onun olacak. Gibi olacak. He. Aynı onun gibi olacak. Bu haşhaşlı katmer. Evet. Satılıyor ya Eynal'da Şahin. Aha bundan. Bundan ama bu Afyon'unku gibi olmuyor. Olmuyor. O. Evet. Daha az katlı. Acımsı oluyor onunla. Biz kendimiz alıyoruz. Evet. Bu sene yarım kilosu 55 liraydı. Haşhaşın kilosu 110 lira. Evet. 110 lira kilosu haşhaşın. Evet. Sürtülmüşü. Hayır. Sürtülmedi. Çiğisi. 110 lira kilosu. Sarı mı alıyor muyuz, kara mı? Sarı da alıyoruz, kara da alıyoruz da ben haşhaş almadım. Şuna bulaşı kendim... ettik ya. Olsun, o çıkar o. Biz kendimiz bu sene ektik. Hiç ekmiyorduk susam biz. Bu sene ceviz diktiğimiz yere ektim koyunlara yedirmesinler. Koyunlara yediriyorlar diye. Oradan iki kova kadar susamımız geldi. O da işte böyle çektirdim. Yine seneye ekeriz. Ayırdım. Yiyeceğimizi ayırdık. Tohumunu ayırdın. He, tohumunu. Yüdün kuruttun. He. Köyde oraya kodum geldim. Kofanın içine doldurdum. Tamam. Baharın Allah nasip ederse iyi de çiçeğinde ekerler bizde susama. İyi de çiçeğinde. İyi de çiçeğinde ekerler. İyi de demişken senin şu iyi de var mı? Anam ne vardı? Nereye gitti? Döküldü gitti çürümüş dalında. Keşke yazıkları olsun. Sen bir idem hem bir de lezzetli şekerli idesi var. Bana lazım. Çok lazım ya. Var şimdi... o kadarlık benim. Var verin o kadarlık canım. Yiyeceğimizde ben 2 kilo kadar topladım. Ondan verin. Ben vallahi topladım da. Vardı bunun güzel. Sen gibi.
köydekiler de toplandı. Bir caz kimseler toplamamış. Dalında çürümeye gelmiş. Biz o kadar iyi daradık. Hiç buraya geleydim. Vallahi topla giderdim. Seneye gel topla git. Toplan gidin ya. Bu sene lazım. Seneye de topların da çok lazım. Bak köyde de geldik. Havarın onu. Dükkana koymadım. Kızım sat dedim. 60 lira değil mi? He 60 lira. Satıyor sat orada. Sat hava satsın. Koymadım dükkana. Satsın satsın. Sat yine ne sen yap. At Semra bakalım. Şimdi bunu son kaldı. Semra bunları yavaş yavaş bu az az açacak. At tamam böyle ben ayarlayayım yumuşacık gözleşecek de öleçecek. Birden olmuyor açılmıyor. Hadi bakalım sen. Sobanın deliğine geldim. Yağlı bezmeleri kıvırmıştı yenge. Büktü dinlendi. Şimdi he. Semra tekrardan açıyor. Seneye ölmez ömrümüz oldasa olursan gel de topla git. Toplayın iğdeleri. İğdesi çok güzel, çok lezzetli iğdesi var bunun. He. Aynı senenin iğdesi olacakmış şifa olması için evet. İlk senenin. İlker Hanım böyle çekiyor. Evet. Dalından ayır git de dik bahçeye. Diken ya, diken. Dalından ayırın gidin dikin. Kövdekine özellikle dikem. Burada dikem, köve de dikem. Bir sene diktiydik Mehmet abi tuttuydu. Yazın sulayamadık. Kurudu. İyi de arzı da oluyor. Bir de yamuk oluyor nar. Yenge. Nar arsız. Gerçekten çok arsız. Onlar iyi de arzı olur. O da olur. Çaycıbaşı ne alemde? Çay hazır Ülker Hanım. Buyur haşhaşlımız çıksın. Heh, şimdi böreklerimiz olduğunda Allah'ın izniyle çaylarımızı içeceğiz. Oturacağız, yiyeceğiz, bulaşıklarımızı yiyeceğiz. Ondan sonra yolcu yoluna gerek olacak. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Ülker Hanım şu anda vlog çekiminde. Ülker'in dünyası vlog nasıl çekiyor? Ben de onu çekiyorum. Bakalım sonu nasıl olacak? Merak ediyoruz. Afyon bükmesi yapıyoruz. Yağlı bükme yapıyoruz. Bir de öteki neydi ilk baştan yaptın? Haşhaşlı gartmer. Bir de yufka. Afyon otlu bükmesi. Aç, aç Semra düzgünce aç. Afyon haşhaşlı gartmeri. Afyon haşhaşlı yağlı gartmeri. Evet. Onları yapıyoruz Şahin. Hepsi sizler için görüntülüyoruz arkadaşlar. Ülker'in Dünyası kanalında. Aç korkma sen de. Ununu sil. Unun etme. Semra kardeşimiz de ablamızın kız kardeşi. Evet. Ergül abla. Ergül ablanın kız kardeşi Semra kardeşimiz de. Bizim için haşma yapıyor şu anda. Biraz yorduk sen ama bitti gari sonuçta. İyi mi? Son. Son. Bizde olan ever ki seni yorar. Tamam sen aynen. İş, o işte bizde Allah izin verse tamam. İkimiz bir. İkimiz bir. Ol, Allah kamerası, razı fotoğrafı, Allah dış şekli. Hepsi bizde yani. Tamam. Yenge, görünen dağın adı yakın olur. İnşallah. Ne olacak şurada iki sene sonra evlendirirsiniz. Yani. Okulu bitirsin önce de. Kaça gidiyor şimdi? Bu sene lise sok. Tamam lise sok. Üniversite okumazsa evlenecek yani. Evet. Üniversite okulsa evlenmez, okumazsa evlenir. Tabii. Okusun diyoruz ya bakalım. İnşallah okusun atabileceğim. Sen rahat abanga. Okusun. İnşallah. Alabilir miyim? Hadi şimdi. Tabii okusunlar çocuklarımız okusunlar yani. Önce eğitim. Büktüğümüz hamurları Selma burada biraz büyütüyor. Evet. Yengeye veriyor. Yenge de orada daha da büyütüyor. Yağlı katmer bunlar. Evet. Haşhaşlılar dinlenince sonra açacağız. Ocakbaşı hadi. Yak altını sönmesin sadece. Hey. Çabuk ol. Geliyor geliyor damdan odunu alıyor. Yeni dünyalar da budamışsınız. Valla budadık hepsini ağaçtan budadık. Daha zeytinleri bir gün daha bir arkadaş gelecek de şekillendirebileceğim. Yağlı katmeri yenge biraz daha büyüttü. Ondan sonra sacı attı. Bakalım o da yağı nasıl süreceğiz. Şimdi nasıl yapacağız. Hadi geç Mehmet.
Ton bezmede Semra açılmıyor de. Evet. Açılmıyor de. Açılmıyor de Semra. Tamam mı? Dinlesen ablanı. O aşçıya bak. Bağışışları kurtaracak Semra. Bağışış kurtar bakalım hadi. Açılmıyor diyeceğim. Açılmıyor çünkü yuka bezme Şahin amca. Tamam mı? Açık göz olacak Semra. Şimdi somuna geldin mi? Açılmıyor Şahin amca diye bağır. Ne yapacağız bunu diyecek şimdi? Ne olacak bu diyecek? Kıyamam ya. Gülüyor. Öyle mi Semra? Niye beni aktıracı verdin? Ben şöyle. Hayır sen bana verdin. Aktıracı. Hayır deme. Yağlı katmeri. Bak. Şu kepçeyle şuna yağı doldur. Üstüne böyle gezdir. Ben çevirin onu. Al şişeyi öte al. Ortasını kırışık yerlerine bile hem bolcada çabuk olacak biraz hızlı al. Çekil. Açık daha, açık daha dolmadı. Böyle. Tamam oldu. Tamam. Hı-hı. Yürüt yanına çevireceğim, oraya atacağım. Sen mi? At at bir daha at. Şöyle. Tamam gitti. Çekil kendini geri. Ha şimdi bunu kızardı pişirebilirsin. Al gavuk buraya. Bu kaşığı orada aşağı. Bu yana peynirli, sallama, otlu, altını yağlı. Çok yak ateşini. Yanıyor yenge altı. Bayağı bir yanıyor gay. Atmayan Mehmet abi. Atar mı? Kızarsın atın da. Haşhaşlılar dinleniyor. Bunun içine biz tereyağı batarız Ülker. Ha. Tereyağı eritirsek. Haşhaşın içine mi yenge? Hayır şeyin içine. Yağlı katmeri diyoruz ya bunun içine sade. Ha. Bunun içine tereyağı eritirsin. Ha. Onu güzelce aynı benim ettiğim gibi hamura yedirsin. Ondan sonra atarsın. Üstüne de aynı bu gibi yağ dökersin. Üstüne sıvı yağ mı dökeceğiz? Evet, İçine tereyağı. Tereyağı. Çok güzel olur. Aklımızda olsun yenge, bir daha sefere tereyağı getirelim inşallah. Var bizim evde de. Böyle çok güzel olur. Tenem tenem olur yani. Hadi ya. Biz çok tereyağı sürerlermiş içine. Tereyağı süreriz. Dışını tereme olur değil mi o zaman? Dışını sıvı yağla ederiz. Evet. Hazır Şahin, dakıveye tamam, şeye. %27 kalmış da. He, dakıveye şarj orada oluyor. Buraya yaptırdık ya iyi. İyi yapmışız abi ya. Aha. Pürüzün her yerde olması iyi. Şöyle kıyına da o çek adam bir. Geldim. Dur sen bir aşırı. Dikkat et şarj. Asılmaz asılmaz bir aşırı. Yağlı bezmede çok mu yanması lazım? Kendi bu kezlik mi kızaracak? Ne gibi kızaracak Mehmet abi? Keklik kuyruğu gibi. Keklik kuyruğu gibi. Keklik kuyruğu gibi. İhale sen de oradan ver biraz onu. Tamam. Tenem tenem olur bu. Tenem tenem. Olur. Keklik kuyruğu gibi kızarma ne demek Mehmet abi? Kırmızı. Kırmızı. Ha. Kırmızı olacak yani. Keklin kuyruğu kırmızı olduğu için evet. Mi? Keklin kuyruğu da kırmızıdır. Boynun altı da kırmızıdır. Öyle evet. Dediğin gibi kızardı bak. Evet. Bak. Bunu
Hanım bükmeler üstüne koysam olur mu? Olur. Olur olur. Olur mu yenge? Olur olur. Koy da işte ötekine kısın sen. Tamam. Neyse ya. Ne oldu ya? Çelirdim hemen. Semra, yoruldun gibi. Semra derin dışı kaldı. Semra kontrol et istersen yedir artık. Ana. Aa, daha dikme dişi. Ana bu Semra. Üçü var daha, üçü. Daha üç tane var. Ana Semra yani. Üçü var. İçine kattı. Şimdi son yukarı açılmayacak. Tamam. Heh. Yuka bitti artık. Şey, gözleme açılmayacak. Tamam. Açılacak mı Semra? Açılmayacak. Açma Semra. Semra konuşma. Bağışı şahmadan açma. Dinle sen ablanı. Bak kendiler deniyor. Tabii. Demek çıkacak paralar var. Bunlar bağış istiyor. Tabii. Ya zorla bağış istediyoruz adama ya. Allah Allah. Heh, aç da kız arabasını da ondan sonra al onu. Allah onu tavada ısıttınız mı? Güzel olur. Soğur da. Şöyle böyle böyle dörde böleceksin. Tavada ısıtacaksın. Ondan sonra çayın ustamın ellerini bana senin ellerini sallıyorsun. Yiyin. Yeriz yeriz. Yeriz. Çocukla yağlıyı çok seviyorlar. Evet. Yağlıyı, haşhaşlıyı seviyorlar tabii. Al da, al olmuş da. Sen rahat ol. Tabanın ucuna dolasan kalsın. Haşhaşlı yaşmaya başladı. İlk çevirince ilk atılan yere yağ sürüyorsun yenge sen. Evet. Tamam, onu da öğrenelim de. Olmuştur senin şahsın. Bir Mehmet şişi. Aklın çıkıyor. Ben çevirelim mi? Ver bana sen, hayır. Yağla şimdi. İlk atıyor, ilk çevirince yağlıyor. Hmm, tamam anladık şimdi olayı. Dök ver Mehmet abi. Dök 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 dök. Öyle öyle öyle. Tamam. Dök dök. Dök. Yeter mi? Aç şurayı. Şurayı yok, şurayı. Oyandı yağlı ya. Hı. Tamam, sen çek elin yüksek şeyini. Burada. Kaşıktan akıtıyorum yavrum. Dökeyim hala, iyi mi? Hayır. Bir de bu yanına sürüyor. İlk yağlama yeri ilk atılan taraf. Sonra çeviriyor, bir de bu yanına atıyor. Ondan sonra kiraz gibi kızartıyor galiba. Evet. Altı iyi yanması gerekiyormuş. Evet. Tamam. Kabarıyor. Tabii. Fıska fıska kabarıyor. Doldur dağcım. Keklik kuyruğu gibi de kızarıyor. Keklik boynu gibi bunu de. Bunu göze bile sallayamıyorsun şeye. Nasıl kabardı? Bak. Deminki ağır pişti. Ateş ağırlığı pişmedi. Bak bu kabardı, görüyor musun? Ne oldu? Ben alayım mı? Hayır. Sen yak sen. Ben yakıyorum, sen devam et. Harlı olacağım. Vurmak yok. Evet. Vurmak var. Kabarcık yeter içi. Güzel afyon yağlı katmeri nasıl oluyormuş biliyor musun? Evet. Altı böyle hararetli yanacakmış. Güzel katmerin sırrı, yağlı ve haşhaşlı katmerin, afyon katmerinin sırrı ateşinde. Evet, aynen, püf noktası. Püf noktası. Evet. O alttan kaynadıkça içinde nasıl fıkır fıkır ediyor, görüyor musun içi? İçi bak, fıkır 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 bak. İçi nasıl çarpıyor? Evet. Sallarsa is olur. Allah Allah. Sallamayacağız tabii. İs olur şu yanağında. Evet. Uçakta bir şey şimdi. Yazmak kadar pişirmek de önemli. Herhalde.
yedicinin yüzünü pişireceği vardır derler. Tabii. O nedir? Veda gider misiniz değil mi? Seninkine mi? He. İsa getir ben işten gir onu. Sen geri getir oraya sen. Ekmekten memnun kalmayan geri getir. Geri getir. Güzel pişmemiş mi diyor Semra? He. Neden Semra? Geri al getirmem mi? Biz yeriz onu. He. İki ay burada yaz nasıl olsun. Evet. Sen Mehmet çevirsen abi. Orası çok dönüyor, ondan orası çeviriyor ha. Şöyle hura bu açık getir de çabuk yağını. Böyle böyle uzarsın. Yağlı katmere sana devam. Sana vereyim. Adama bir şey ver ya. Şahin çalışacak ya, verecek yenge daha. Verecek. Gidiyorsan. Ay ay. Şey çivi istiyor, çivi. Biraz burada keseriz. İnşaat yapacak. Varmış burada Mehmet. Aa burada keseriz. Yeter mi diyor Denizler? Yeter. Bunu oraya alayım ben. Ve yenge ben alayım. Nasıl alacağım? Alırım alırım. Kısındır. Yok yok, benim elim nasırlıdır yenge. Bir şey olmaz. Sen de. Sana bunu verin ben yengem. Haşhaşlı atıldı şimdi de, haşhaşlı. Bunu da açtın mı bitti. Sor. Bunu açma. Dur, açacak. En son açılmayacak. Hadi bakalım. Yine Şahin abi açılmıyor. Yağlılar bitti. Haşhaşlıya başladık Şahin pişirmeye. Öyle mi? Haşhaşlı katmer attı yenge ateşe. Bu haşhaşlı. Geç arkamdan. Alırım abim. Ver gayyağı bana. Al gayyağı sen gayyı. Aha. Bu yağlandı mı? Hayır. Haşhaşlı o. Onu yağlamayacaksın. Elli. Usta yukarı çıktı mı acaba? O ne iş yapacak yukarıda? Çiviler, duvarlarda şeyler var, çakılacak. Boy işler var. Kafarlı işte. Mehmet, gel. Yok ya. Haşhaşlısın da aynı şekilde yağlıyor. İlk attığı yanı. Tamam. Semra inlesene. Ah saf akıllı kızım ha. Semra açılıyor mu yufka? Semra. Semra açılıyor mu yufka? Açılmıyor mu? Açılıyor mu? Açılmıyor de. Semra açılıyor mu yufka? Hadi bakalım bir kere de. Oklava dönmüyor değil mi? Açılmıyor. Bak, dönüyorum ben. Bakayım o Semra. Nasıl açılmıyor mu Semra? Dönmüyor mu? Patron isteyormuş. Dönmüyor mu oklava? Dönmüyor. Dur Mehmet abi geçsin böyle. Gerçi. Semra oklava dönmüyor mu? Neden? Patron isteydi. Acaba ben açabilir miyim? Aç. Onu döndürürüz ya. O yağlanmıştır bu, ondan dönmüyordur. Şöyle dola bakalım dönecek mi? Gel bakalım. Dola. Dola bakalım dönecek mi? Şimdi döndü bak. Bak bakalım. Dönüyor mu? Dönüyor. Tamam hadi bakalım. Döndü. Döndü. Hadi bakalım. Ergen burnuna sağlık. Ergen burnuna sağlık. Hepinizin. Allah razı olsun. İşte öyle ol Semra. Ne zaman Şahin amcana yük açtın mı oklava açmıyor de. Dönmüyor diyecek. Hatta dönmüyor baştan diyecek. Da sondan da de bunu. Evet. Canım benim ya.
Düğünü bile yapıyorlar da yemeğin tadına baktırıyorlar. Heh. Niye daha baktırıyorlar yemeğin tadına? Patrondan istiyorlar. Tadı nasılmış dedir diyorlar. Heh. Ye bu yok abla, ye olmuş mu diyorlar. Yedin mi de abla çıkar bahşişi diyorlar. Hamı geller cebe diyorlar. Hmm. Şimdi de haşhaşlık atmer bir şey o. Hmm. Hadi bak. İçeri götmeyeler mi? İçeriden verin ben sana. İçi fıkır fıkır kaynıyor. Böyle katmer işi, börek işi girdi mi yuka geç bitiyor. Ha, geç bitiyor tabii. Yuka biteli övlen bitti. He. Ama kaç saat? Ama ağır iş olduğu için. Tabii. Ya sade bir yukuya toplanacaksın ya sade böreğe toplanacaksın mesela. Evet. Aynen. Ekmeği ettiğin zaman. Tabii. Bizimki devamlı olmadığı için. Karşı kurşuk yapıyoruz. Bizim de bir senden yapmıştık. O sene bu sene olmadığı için. 5 yılda bir yaptık. Yani. Çocuklar da tabii istiyor tabii. Kız da. Kızlar da. Bizim de ev sahibine biz öyle diyoruz. Denizli de ekmek edeceğimiz zaman zaten sabah ezan okundu mu ocakta oluyoruz biz. Ezenle birlikte erken kalkarız. Çocuklar işe gidese kadar saat 7'ye kadar onlara yetiştiririz. Denizli'de de adet var mı böyle yuka adeti? Var. Afyon'da var da Denizli'de. Hı. Çok yapıyorlar. Benim ev sahibimle biz devamlı yapıyoruz. Bir gün onu ederiz, bir gün bana yaparız. Ha. Yani geceden yuvuru balkonlara çıkarırız hamuru. Sabahları erkenden kalkarız. Tadile denk getiririz. Çocuklar da okula gidiyor ya. Tabii. Her sahibinde bir ederiz. Çoluk çocuk da geldi mi ısçacık yer. Akşam ben böyle ekmeği ettiğim gün, katlar ettiğim gün bari zeytin, peynir, tahın korun. Bir kahvaltı sofrası hazırlarız. Tahından da olur ha. Ha? Tahından da olur. Tahinden değil mi? Tahinden ha. Tahinden dolu. Şeker katmayacaksın içine mi? Şekerli sevmiyorum ben de şekersiz. Şeker kalmıyor. Ne kalmıyor şeker? Ben at al bunu. Hadi. Cevizli olur, tahinli olur, ıspanaklı olur değil mi? Evet. Ceviz emmeyece sürteceksin kaşta. Ispanak şey olmaz. Böyle katmer olmaz da. Ispanak katmer olmaz. Bükmesi olur. Bükmesi. Ispanak şöyle iyice rabotla. Küre gibi yapsam olmaz mı yenge? Haşlayıp da. Rabotlar çektin tamam bitti Semra. Eline sağlık baba. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Semra dönüyor muymuş oklava? Döndü. Hadi otur bakalım. Allah razı olsun Semra'cığım. Herkes sirkele kalktı. Bak süpürge getirdik sana bak temizlesin diye. Gel hele sorayım. Yengen süpürgesi. Bunun tohumunu ben iyice döküverdim. Yenge kıvırdım bağladıydım. Öbürkü tohumunu getirdim bilerek. Onu şey süpürdükçe. Şey temizle. Nasıl temizleyecek Şahin? Temizle temizle. Üstünde fış fış. Gel gel buraya gel. Temizle Semra. Evet ama adamı soyuyorsun yıkansın kosun. Tabii. Gel. Ya ben sık süpürgem. Hadi. Tabii. Ne süpürgem? Sil üstünü. Ha. Un bir şey olmaz zaten. Un. Evet. Evde temizler zaten. Mehmet şey dedi ya. Daha hızladığında yemek nasip etsin. Amin inşallah. Allah razı olsun. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Yeter. Vur vur. Tevra hızlı hızlı ot. Düşer ondan. Benim buharlı freni, ben çay kaynıyor. Yoruyum direk yakıyoruz ekmeği yederken. Eve git gel git gel olmuyor. Hı. Tamam hiçbir şey kalmamış bak. Her tarafı. İyi. Yeter mi?
Otur gayet. Aç, tamam mı? Aç, yine de otur gayet. Otur gayet. Tamam. Tamam. Çay vereceğim. Ben çayla şöyle hemen. Ağzını da koydum. Delikanlı gibi olur. Dinlenir. Ne verelim Mehmet abi? Böyle bak Mehmet abi. Mamaya kaldı yıkadı zaten hazır. 35 kişiyiz. Böyle böyle haşhaşlık atmerlerde pişecek ve mutlu son. Bardağımız bir kere fazla bardak aslında. Altı. Iskıranı alıyorum. Isıranı onun için atıverim oradan. Öyle mi? He. Tamam. Isırganı yiyin. Aman ısırganı yıkadım yenge, yenge ben. He? Yıkadım. Yani ne için hocam? Bu var. Bu var elimizdeki. Bitsin de öyle pişmedik. Tamam. Şu battaniyeyi sileceğiz. Ha onu sileceğiz. Buraya halıyı süpürelim. Tamam. Sileceğiz. Alayım mı battaniyeyi? Al. Anam. Yeni ayaklarım bakıldı vallahi. Şu üstte battaniye var. Tamam, hadi. Onu da sileceğiz. Ne taşıyorsunuz? Buraya koklanı veren burada giyerim. Hı hı. Aynen. Yenge, bu battaniye burada mı hocam? Heh. Bu çayın üstünde selamları var. Ülker yengengil burada selamı var. Kimi? Ülker yengengil. Şahin usta, Şahin amcangil. Haa, sen de selam söyle. Hadi görüşürüz. Havacım, hayırlı günler. Buradan tuttu o Şahin abi, tamam. Eline koluna sağlık Semiracığım, eline koluna sağlık Ergül yengecim, ablacığım, Mehmet abi Allah razı olsun. Şuraları bir toplayalım. İki yağlı bezme, iki haşhaşlı, bir peynirli, iki otlu. Bunları burada yiyeceğiz. Çayla şimdi. Çay pişti mi Semra? Pişti, pişti. Tamam. Babam gelsin diye. Şöyle. Şu senin oğlanın, bu da haşhaşlı yiyeceğiz. Bu oğlana şeyde. Bu köz yığıldı kaldı kız. Ne bir şey bu közde Semra? Mangal. Mangal olabilir. Et olur diye mi? Ha. Tavuk eti, kuz eti olsa olur. Heh, neyse. Şahin. Evet. Bu tepsiyi de koyayım canım benim. Ya. Aha bak. Bunları da burada. Ya şimdi onu götürme de kalanı korsun gidersiniz. İyi bunları anca yeriz. Öyle mi? İyi tamam götür ya. Götür. Şey bunlar bize anca yeter. Bak tamam. Mehmet abi bir haşhaşlı. Tamam tamam. Bir yağlı usta tamam. Da var. Otlu iki tane aldım zaten. Bu anca yeter bak. Tamam tamam. Daha 5-6 kişiyiz. Yeriz. Neyi götürelim? Yeriz. Biter yetmez bile. De fazla etmedik işte. Hı. Yağlıyı haşhaşlıyı fazla etmedik. Tamam. Çok güzel. Değil mi Semra? Semra mı bu? Semra mı sen? Hı. Niye Semra? Haşhaşlıyım. Olanlar Semra. Sen seviyor musun? Ben de mi seviyorum? Olanmaz. Ağzının tadını bilse demiş, ayağının kabını bile. İki oğlan mı var sende? Bir oğlan. Bir çocuğu var. Bir çocuk var, başka yok. Oğlanlar sevmez değil mi? Eşine de de. Eşine de oğlanlar yani iki erkekler demek istiyor değil mi? Adam yerleşse kadar takırsız olacak. Olsun ya olacak, ben mi takır yapma değil mi? Adam yer yerleştiriyor daha. Kiracı. Aldı. Ne kadar ses etmiyorsun? Oluyor. Oluyor lan bir iş ya. Dolap çağırıyor, bir şey diyor. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Mehmet abinin başta dediğini duydunuz. Arkadaş, arkadaşın kahrını çekmeli dedi. Sizin de bize işiniz düştü, yapmalıyız dedi. Allah bin kere razı olsun. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben de bana nazı geçen herkesin işini görmeye, yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, elimizden geldiği kadar şimdi yedik, içtik, yaptık, bizim için katlandılar. Böyle. Ben de bulaşıkları yıkayayım. Dedim.
Bulaşıkları yıkamadan gitmek olmaz. Hamurlayalım. Birini yıkadım, bunu da yıkayacağım. Biri dünden varmış yengenin. Yıkayın. Gene kullandığımda tertemiz gelir. Yengem Ergül abla diyorum ben. Yenge diyorum. Siz ben tanıdınız artık, bana belli olmuyor. Ergül abla, yenge, her şey diyorum. Mehmet abi çok iyi insanlar. Dünya aret. Abim olsun Mehmet abim. Dünya aret. Yani Ergül abla da dünya aret. Kız kardeşim olsun. Ablam olsun inşallah. Böyle. Bilgilerinden yıkadım ben. O kapları da yıkadım. Temiz onlar. Onları hiç yıkama Mehmet abi. Yıkadım. Şu deterjanla süngeri de götür. Boyacı. Hayır. Evet. Tamam. Allah razı olsun. Biraz zor çıktı da çıktı. Bu yok. Vurmuş da çıktı da iyi hamur çıktı, iyi oldu. Sağlıcakla kalın, Allah emanet olun.